benim yemeğim. Sana puan. 2. Geldik mi kafa kafaya? Gelelim Serdar'a. Afiyet olsun şefim. Ben lahmacun istedim. İçi dolu dolu bir Adana dürüm istemedim. Hani Adana ile Antep birbirine yakın. Evet. Elim doğru. Biraz boldur hocam. Kusura bakmayın. Keşke Adana dürüm isteseydim de şöyle dolu dolu yeseydim. Lezzeti çok güzel ama. Muhteşem bir Adana kebabı. Adana'da bile bu kadar güzel, bol, içi harcı dolu Adana kebap yemedim. Acısı da olsa inanılmaz güzel bir dürüm. Ama elim ben bugün lezzetli. Sizden lahmacun istedim. Hamurçi. Yani geç kaldım şimdi. Pınar ve Kemal'e göre bir tık pişmiş. Ama ben ince çıtır çıtır bir buradaki gibi, Nalan'ınki gibi ince, içi harcı güzel, çıtır çıtır bir lahmacun bekliyordum. 2 dakika muhteşem bir olsaydı. Adana dürüm yedik maalesef. 2 dakika daha olsaydı hocam. Ben lahmacun beklerdim senden. Sana puanım. 2. Bu da güzel. Geldi şimdi herkes kafa kafaya bakayım. Ama yerim ben bunu. Yani dürüm afiyet olarak olsun. Yerim. Afiyet olsun şefim. Dürüm efsane olsa yenir yani. Dürüm böyle olsa yenir. Süreyi evet. Kullanamadım şefim. Süreyi biraz daha iyi kullansaydım. Bir de seni çıtır o kadar sessiz olacak. Bıraktık. Ya hocam bütün yani... ilgi ben taşıyorum zaten. İkisi benim üstümde geziyor. Yediler beni orada görmez misin? Biri nazar atar oradan karşılıklı. Aduket atar gibi. Nazar atar hep bize. Baksana hocam önlük delinmiş nazardan bak. Kemal bu ne bu? Aduket. Nazar... Bu ne bu? Aduket atıyorlar hocam. Hiç de nazarı ya... tutmaz. Tutmaz bak önüne bak delinmiş. Renkli gözlü değilim. Renkli gözlerin nazarı tutar. Bak bu hocam önlük delinmiş. Sapa sağlam aldım. Bence nasıl Pınar'ın nazarı. Nazar diyeyim sana bir baksana nasıl. Benim nazarım mı? Size değse peki, değse de. Peki bugün. Bilemiyorum Kemal Bey. Haftanın ilk günü. İlk gününde toplam almış olduğunuz puanları söylüyorum. Tamam şefim. Bol susamlı İstanbul simidi aldık biz. Kemal senle başlamak istiyorum. Ben izledim. Geç bu hocam. Gelen sıfır giden sıfır. Bir sen verdin Allah razı olsun. İki verdin de ortalamaya girdik yani. Ben de verdim. Hayır. Pardon özür dilerim ablacığım. Kemal ilk günün sonunda toplam almış olduğum puan 5. 5. 5. 5. Evet. Pınar ilk günün totalinde almış olduğum puan 9. Nalan haftanın ilk günü toplam almış olduğum puan 10. Ve Serdar. Evet. Şey. Toplamda almış olduğum puan 15. 15. Evet. Yapı ve Yapı benim yemeğimi sunar. Ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Bugün yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte bu. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Çok süperiz. Siz nasılsınız? Kemal. Dipçik gibiyiz hocam. Felaketiz. Nalan. Süperiz. Harikayız hocam. İlk günü atlattık. İşte bu. Enerji pozitif muhteşemsiniz. Benim yemeğim. Yemekte yaparım. Salçayla, göbekte atarım, ayran da yaparım, yayıkla, gel gezdireyim agam seni kayıkla. Popüller, kızanlar, kızçeler, agalar, tizeler, nineler. Baba eski, Alpullu, Güleburgaz. Abablar, aletlikler. Beni dinleyin şimdi. Şimdi humus için bize ne lazım? Haşlanmış nut. Evet. Bak, hizmete bak. Hocam daha bir tanesin ben. Haydi, son iki. Mor benim en sevdiğim renklerden bir tanesidir. Morar mıyasın? Bana sataşmaya benzemez 380'e tutulursun. Şefle uğraşma. Sen boş konuşuyorsun sadece. Sen şeften daha iyi biliyorsun zaten. Elinle çamurlu çamurlu havuç doğradın. Nereye götürüyorsun onu? Kafa mı kaldı? Aa!
Yaktın, yaktın, yaktın. Bizi yaptılar olimpiyat meşalesi gibi. Yaktılar bizi. Nazar değdi dedin, nazar. Nana'nla Kemal'i kavga ettiriyoruz. Ablacığım yemeğinle uğraşsana sen be ya. Ben burada yemeğimi yapıyorum. Pınar bana 5 veriyor. Bugün o 5'i unutun Serdar Bey. Tadım hazırsa başlayalım. İlk senle başlıyorum Kemal. Ya hocam bunu, şimdi ben bunu taktım aynı jockey gibi oluyorum. Jockey, kırak gece. Kırak gece jockey. Öf, bu ne be? Cihil gibi bir şey geldi ağzıma. Kimin olabilir? Benim ki acaba? Çok yanık tadı aldım. Acaba benim olabilir mi? %90 Naren ablanın tabağı. Bu biraz çiğ kalmış. Puanın gelsin. 0. 0. 0. Bir kendime de 0 verecek. Dilim herhalde 5 vereyim. Dedim ki bombalar patlayacak. Pişmemiş bir tavuk. Maalesef yemem. Şefim yapmayın. Yemek yanmamış. Kavrulmuş. Yanmış. Havuçlar. Yanık yemeğe maalesef puanım. Ver bir beş hadi bu hocam be. Benim yemeğim. Öncelikle hem sizin için hem de seyircilerimiz için formatı bir hatırlatmak istiyorum. Bugün yine muhteşem bir yemek var. Ramazan sofralarının baş tacı olacak bir yemek. Bu yemeği ilk önce yapıyorsunuz. Ben size bir süre vereceğim. Bu süre zarfında bu yemeği yapıyorsunuz. Sonra süreyi bitiriyorum. Bitirdikten sonra ne geliyordu? Gözlük. Gözlük. Gözlüğü takıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puanları veriyorsunuz. Sonrasında Rafet Şef'in tadımı başlıyor. Sıfırdan yine beşe kadar puan veriyorum. Ta ki cuma gününe kadar. Cuma günü final günü ise sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. 10 bin liranın sahibi acaba kim? Ben oluyorum. Ben. Ya Kemal olacak ya Serdar olacak. Ya Pınar olacak ya Naren olacak. Bakalım bugün ne hazırlamışız. Kaldırın bakayım sepetleri. Tahmin var mı Kemal? Fırında mı yapacağız bunu yoksa? Arpacık soğan, marpacık soğan. Tavuklu nohut yemeği yapıp yanına bir salata mı yapacağız? Yok geç. Değil. Çorba yapacağız sanki. Geç. Bence yine şey yapacağız. Fırında yemek gibi geldi şefim ama... Bir de sos var. Efendim bugün sizler için tavuk kapama yapıyoruz. Yeah. Kapama pişerken yanına muhteşem bir aparatif. Humus yapıyoruz. Bakalım izleyelim ne yapmışız. Benim yemeğim. Günlerden yine iftar saatinde muhteşem bir yemek yapacağım. Aynı zamanda iftar saati ekmeğin üzerine de inceden şöyle sürüp yiyebileceğiniz muazzam bir humus tarifi geliyor. Tavuk kapama için 2 adet kalçalı tavuk but, 15 adet arpacık soğan, 1 adet kereviz sapı, 1 adet havuç, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 5 yaprak kıvırcık, 2 adet defne yaprağı, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 dal taze biberiye, tuz, karabiber. Humus için 1 su bardağı haşlanmış nohut, 3 yemek kaşığı tahin, yarım limon suyu, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, tuz ve karabiber. Öncelikle tavuğun en çok bakteri topladığı kısım üstteki budun derileri. Bu derilerinin üzerinde kıl tüy olmaması için pürmüs yardımıyla yakmamız lazım. Tenceremin altını açacağım. İçerisine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Arpacık soğanlarımı yağ ilave edeceğim. Havuç ve kerevizleri küp küp doğrayacağım. Havuçlarımı da arpacık soğanla birlikte kavurmaya başlayacağım. Kerevizimi de yine kuşbaşı bir şekilde doğrayacağım. 2 diş sarımsağım var. İlavesini yaptım. Defne yaprağı ve biberiyelerimi ilave edeceğim. Silikon bir spatula ile sebzelerimi kavuracağım. Tavuğumu marula şöyle güzelce saracağım. Bu şekilde etrafını kapatacağım. Tereyağımı ilave edeceğim. Un ilavesi yapacağım. Pul biber, kırmızı toz biber. Sebzelerim güzel bir şekilde unla birlikte karamelize olduktan sonra sebzeleri eşit bir şekilde tencerenin ortasına dağıtacağım. Tavuklarımı tencerenin ortasına yerleştireceğim. Üzerine son kalan marul ilave edeceğim. Yaklaşık 2,5 su bardağı su ilavesi yapacağım. Kapağını kapatacağım. 30 dakika boyunca fokur fokur kaynamasını sağlayacağım. Tavuk kapama burada pişerken ben de boş durmayayım. Yanına güzel bir humus yapmak istedim. Humus için nohutu boşaltacağım. Süzme yoğurdumu ilave ettim. Tahin ilave edeceğim.
Bir diş sarımsağımı ilave ettim. Kimyon ilavesi yaptım. Yarım limonumu ilave edeceğim. Tuzumu ilave edeceğim. Son olarak zeytinyağı ilavesi yapacağım. Şimdi iyi bir humus için olmazsa olmaz buz. Yaklaşık 5 tane buz ilavesi yapacağım. Sonra başlayacağım. Güzelce blender'da çekmeye. Şimdi humusum hazır. Kremamsı şöyle güzel bir sos gibi humus hazırladım. Yan taraftan o kadar güzel kokular geliyor ki. Tatam. Sebzelerim pişmiş. Tavuğumu tabağa aldım. Bugün sizler için muazzam defne yaprağı, biberiye kokusunda böyle aromalı güzel bir tavuk kapama hazırladım. Yanında yardımcı garnitür olarak da muhteşem bir humus hazırladım. Şimdiden afiyet olsun, hayırlı iftarlar, kolay gelsin. Benim yemeğim. Süremiz 45 dakika, yarışma başlamıştır. Haydın bakalım. Haydi bismillah. Bugün neler olacak, neler? Cıvıl cıvıl, rengarenk, muhteşem bir yemek bekliyorum. Tavukları pişmiş, humusu böyle kremamsı bir humus bekliyorum sizden. Böyle nohut püresi yapmayın. Türkiye'de humusu hep yanlış biliyorlar. Çünkü humus böyle nohut püresi gibi değil, böyle kremamsı bir hal alması lazım. Ve ne yapıyoruz? Burada humusu buz ve yoğurtla çekiyoruz. Orta Doğu mutfağının en sevilen lezzetlerinden bir tanesidir humus. O yüzden güzel bir humus bekliyorum arkadaşlar. Bugün bomba gibi yemek yapacağıma eminim. Garanti, konti garanti. Bugünün yemeği tam benlik. Bu işin galibi ben olacağım sanırım. Kemal, humus yaptın mı daha önce? Hiç yapmadım hocam ama yaparız. Ama yaparız. Ayıp et. Valla. Tabii, ne var? Serdar diyor ki humus yapmayı diyor. Nereden öğrenmişsin diyor. Nereden bilecek? Trakyalı. Doğru söyler ama yapamayacağımız şey de yokken. Onu da göz önüne alsınlar. Serdar, dün lahmacun da yapamaz edemez dediniz. Adam yaptı en güzel lahmacunu. Biraz yaptı. Çiğ bıraktı ama yaptı işte. Yani. Ben dua et, ayağım kaydı da düştüm. Taktiği tutmadı. Taktiği tutmadı. Bugün evet. Daha güzel taktikler yapması lazım. Yoksa puan alamayacak bizden yine. Kemal taktik kullanmıyor bence. Kemal bilmiyor. Kemal sadece konuşmayı biliyor. Ablacığım hiç merak etmesin. Ben hem konuşurum hem yemeğimi yaparım. Rahat olsun herkes yani. Bende. Nalan. Efendim. Dün Serdar yemeğini buldu. Bugün bulabilecek mi? Dün taktik uyguladı. Yok, tabii yok. Ki taktik uygularsa bulabilir. Sarımsakları kocaman kocaman içine doğradı. Sarımsakları sebzelerle birlikte çekecektiniz. Evet, evet fark ettim. Yani... Ağzıma böyle diri diri büyük büyük sarımsak tanelerinin gelmesini istemiyorum. O yüzden dedim ki sebzeyle birlikte zıhlamanız lazımdı. Bugün gözüm üzerinde. Vallahi sürekli bakacağım ne yapıyor Pınar, diye. Pınar'ın dün lahmacun tepsiye yapıştı. O pişmedi ki çıksın daha hamur. Fark ettiyseniz ben yağlı kağıt koydum tepsiye. Evet. Herkes evet. Yağlı kağıt koydu. Siz orada evde bir hata yaptınız. Evet. Aynen tecrübesini öyle. Konuşturdu şefim. Ah. Bugün inşallah tencereye yapışmaz. Yok hocam, bugün gayet motive bir şekilde konsantreyim. En güzelini çıkartacağım. Başlarda biraz modum düşüktü. Önüme hangi yemek çıkabileceğini tam olarak kestiremedim. Acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye biraz tereddüt ettim. Bence o beceriksizlikten yapamayacağını anladığı için korktu, gözü korktu. Valla bugün morallerini hiç iyi görmedim Pınar'ın. Benim mi? Modum ben düşük geldi. Ben gayet motiveyim. Valla bence o Kemal Bey için geçerli. Valla hiç öyle durmuyor. Yapıştırınca şeye, tepsinin içine lahmacunu mod düştü. Nalan Hanım o dündü. Bugün, biz bugüne bakalım. Valla bataklığa düşmüş gibi çırpınıyordu yani. Bugün nasıl? Gayet motiveyim. Çırpınıyordu. Lahmacunu çıkarmak için çırpınıyordu hocam. Kurtardım. Nalan Hanım'dan da 5 puan aldım mı? Aldım şefim. Puanınız gelsin. Buna puanım 5. 5. Evet. O dünkü hataydı. Hadi bakalım. Pınar'ın hata olacak mı? İnşallah olmayacak şefim. Allah'ın izniyle halledeceğim her şeyi. Nalan için içini yiyormuş. Hala hem de nasıl yiyor? 5 puan verdin, üzülüyor musun? Çok. Hala çok tatlı. Ağlayan inleyen dedim ya, ben başladım inlemeye. Verdiğim için.
Ama inleteceğim onlara şefim. Beklesinler, hadi geliyorum. Hadi bakalım bugün kim kime ne puan verecek? Kemal'in modu düştü. Kemal dünden çok kötü. İşmine modum düşmedi. Ben konuşmayayım, yemek yapayım dedi Kemal şimdi. Kemal'in modu acayip düştü. Ama ben bugün düştü için şefim. Evet. Üzerimdeki tişörtü bilerek giydim. Aynen. Arkadaşlara aynı rengi para getirsin diye yaşatacağım. Mi? Hem para da getiriyor biliyorsunuz mor. Parayı evet çeker, çeki de ben çekeceğim mor şimdi. Mor benim en sevdiğim renklerden bir tanesidir. Morar mıyasın? Ben karşı tarafı moratmayı seviyorum. O renk yüzünü almasın. Ben karşı tarafı moratmayı sizlere. Vallahi bilmiyorum. O blizi giyip de yüzünde öyle olmasın sonra. Stratejiler, taktikler uygularsan yine. Ben el lezzetimi çok iyi biliyorum. Nalan abla. Nalan peçete koydu. Sen niye peçete koydun? Çöpe atmak kolay olsun diye. Şefim kıskandı benden. Taktik baktım uyguluyor, akıllıca görüyor. Hemen dedim çalayım dedim onu. Benim taktiklerimi çalma Serdar'ın, lütfen. Serdar'ın ilk gün liderliği şans mıydı? Kesinlikle, şanslı hocam. Kesinlikle şans. Taktik ne şansı? Evet, taktik de var. Çünkü sarımsakları en son attı arkadaş. Evet. Ama şimdi soğanları da atma, en son at. Diri diri kalsın. Onu. Gerçekten unuttum. Nasıl bildi yemeğini? Ya el lezzetimden şefim böyle yani, bir de her hafta yapıyorum i̇şte gerçekten. Ya bırak Serdar, yeme bizi be. Ya. Ben de hamurun ama biraz daha sanki böyle hayır, kalın gibiydi. Hayır, lezzet de yoktu ki. Aşk olsun, en lezzetli diye puan verdi Pınar bana, en lezzetlisi bu diye. Bir miktar tuzağı sadece, çok fazla değil. Ama olsa yerim yani, güzel olmuş. Puanınız gelsin. 5. 5. Evet. Ben çünkü kendi yemeğimi ilk yedik, Kemal Bey'in yemeğini yedikten sonra anladım kendi yemeğimi beğendiğimi, birisine vermek çünkü zorunda. Çünkü Pınar'ın yemeği de güzel değildi. Sana Pınar puan verdi, Pınar'a da Nalan mı verdi? Evet. Evet. Kemal'e kim ne verdi? Bizi yaptılar olimpiyat meşalesi gibi, yaktılar bizi. Aa, ben gene iyi verdim sana, sıfır vermedim. Valla sen gene vicdanlımışsın. Ben vicdanlıyım. Serdar'ın liderliği tamamen şans. Bu konu tartışmaya kapalıdır. Liderliğim şans değil. Bugün alacağım puanlarla gerçek lideri arkadaşlarıma göstereceğim. İlk önce ne yapacaktık? Ben ne yapmıştım? Pürmüzle yakacağız çekimde. Evet, yakmaya başlayalım. Fırın tepsisini çıkartalım. Pürmüzler çalışsın. Yakma değil hocam, tütüzleme. Trakya'da yakma demezler, tütüzleriz. Tütsüleme. Tütüzleriz biz, tütsülemeyiz. Tütsü mü? Tütüz. Tütüzleriz biz tavuğu, tütsülemeyiz. Evet. Tütsü ne öyle be? Aslında mutfak kültüründe onun dağlamak deriz. Dağlamak da biz Trakya'da dağlamak kullanmadığımızda tütüzleme diyoruz biz. Tütsüleme. Tütüzleme. Ben de Trakya'da kaldım ve ilk defa senden duyuyorum. Uydurmuyorsun değil mi bunu? Tütsüleme. Hayır hocam, ne demek? Tütüzlemek denir ona be. Tütsülemek. Tütsü ne o? Tütsü. Evde tütsü mü yakıyorsun abla hocam? Sen tavuk mu tütsülüyorsun? Tüyleri tütsülüyorsun işte. Kemal anlatıp duruyor zaten. Şivesi de güzel ama bazen çok kulağa tırmalıyor. Kemal bana çok sempatik geliyor. Çok eğlenceli. Yemek yapmasın, konuşsun o sadece. Haydi hızlanalım biraz. Hızlanalım, temiz çalışalım. Nalan abla, sen bugün bir yemeği yapacak gibi gelmiyorsun bana ya. Niçin şefim? Ne bileyim, böyle ağır ağır. Aa. Kemal bitirdi senden önce. Sen son Kemal'den önce başladın, Kemal bitirdi, sen hala yapıyorsun. Üstünde kesin onun duruyordur soğanların kabukları. Kabuklu mu pişiriyordur Kemal şimdi? Bence kabuk koymuştur. Taktik uyguluyor. Size bakın, Kemal'le uğraş. Taktik uygulayacak. Korkmayın, tavuğa yanaştırın, yanaştırın. Bendeki yok hocam, tabanca. Kemal, al sana da vereyim. Ver hocam bana tabancayı. Kemal, görelim, göster şovunu. Nerede tepsi? Burada hocam. Öyle tepsi sosyal burada. Medyada atıp tutmaya benzemiyor. Göster şovu. Tavla kendini tutuşturmayasın, söndüremeyiz de bak. Bak öyle değil, öyle değil, öyle değil. Ters çevir tavuğu. Tavuğu ters çevir. İlk önce kılları neredeyse oraya tutuyorsun. Bırak bana. Ya, o kadar yakından mı yapıyorsun? Evet. Tamam. Korkmak yok. Tamam. Tamam. Görelim aga. Ne yapıyorsun ya? Bizi hakim yakacaksın olacağım. Kemal ha. Abi. Abi ne yapıyorsun? İyi misin ya? Abi gaz kaçıyor. Gaz kaçmaz aga, bas. Biraz anlat kendini. Sosyal medyada falan nasıl tanındın? Vallahi hocam ben yemeğe gittim sosyal medyaya. Orada Timur Agar'la tanıştık.
Yevmiye mi? Tabii. Ne figüran yevmiyesi? Olarak gittim oraya. Yardımcı oyuncu. Figüran deyince kızıyorlar. Yardımcı oyuncu olarak gittim orayı ben. Yardımcı oyuncu. Tabii. Figüran deyince kızıyorlar hocam. Bunu böyle pişirebilirim de ben. İstiyorsan. Sonra? Sonra hocam. Timur Aga ile Gırgış ama tam Ahmet yaparken. Timur Aga kim ya? Timur Acar. Oo. Hastasıyım ben. İyi oyuncudur. İyidir. Çok iyi de bir adamdır. Vallahi bu hayatta ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. Biz de ehline denk geldik. Şansımız yaver gitti. Ne yaptın orada? Muhabbet sohbet ettik. Aga, bu yani. Bizim işimiz muhabbet zaten biliyorsun. Evet. Muhabbet sohbet ederken orada güzel bir Kemal, ortam oluştu. İnsanların seni bu kadar... Mesela ben Kemal'i buraya gelmeden önce tanıyordum. Instagram'da canlı yayınlarına giriyordum, bakıyordum mesela. Acayip güldürüyorsun beni. Burada da güldürüyorsun. Seni sen yapan özelliklerin nedir? Rahat olmam, samimi olmam. No resmiyet, yes samimiyet. Bizim hayat felsefemiz bu Trakya'da. Bir daha söyle. No resmiyet, yes samimiyet. Bir yere girdik mi biz öyle merhaba arkadaşlar demeyiz biz. Mailecek merhabayın arkadaşlar. Hoş geldiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? No resmiyet, yes samimiyet hocam. Neyse koyuz yani. Biraz Trakya'da ben kaldım 4 yıl. Baba Eski, Alpullu, Lüleburgaz, Tekirdağ, Çorlu. Buraları biliyorum. Trakya insanını bir de esas senden dinlemek istiyorum. Trakya insanı, ben sana Trakya'yı 3 şeyle özetleyeyim hocam. Oşgörü, kültür, medeniyet. Bizim oralar çok rahat. İnsanların komşuluk ve şey hala çok revaçta. Yani beşeri ilişkilerimiz çok kuvvetlidir bizim. O kadar bahsettim. Buradan tüm hemşerilerime, tüm Trakyalılara sevgiler, saygılar, kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Salıyorum ceyranı da buradan size. Al bakayım. Evet efendim, sizler ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Soğanlarımızı bitirdik. Havucumuzu şimdi doğrayacağız şefim. Ondan sonra da tavuğu pürmüzleyeceğiz. Sende hata var. Haberin olsun. Bir hata var. Küp mü yapacaktım? Yok, doğru yaptın da bir şey yapmadın. Genellikle bizim yarışmaya gelen herkes böyle yapıyor. Allah Allah. Şu an merak ettim. Ben söylemeyeceğim. Bence hata bakalım yok. O hatayı başka kim yapacak? Bence hata yok. Ya ben söyle, inanmıyorsun. Peki. Sen şeften daha iyi biliyorsun zaten. Şeften öğrendim zaten. Bana sataşmaya benzemez. 380'e tutursun. Şefle uğraşma. Sana ne sataşacağım ya? Sen boş konuşuyorsun sadece. Kabuklarını soymayı düşünmüyor musun Kemal? Havucun kabuğunu. Kabuklu kabuklu. Soyacak var, soyacak. Soyacak. Evet, çekmecede soyacak var. Evet, elindeki işle soyacak. Soyun la. Uzunlamasına, uzunlamasına. Boydun, he. Sen ilk defa elini alıyorsun avucu ve ilk defa soyuyorsun galiba. Yok hocam. Naren ablaya mukayyet olun. Stüdyoyu tutuşturmasın. Bakın hocam. Verdi tapa gaz gidiyor bak sol şeritten. Bunları niye küçülttün? İlk önce büyük doğradın. Sonra küçülttün. Niye? Şey yaparken, kavururken hızlı, daha olur diye. Hızlı, 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 hızlı. Tavuğun üzerinde hiçbir şekilde leke kalmasın. Şefim, soru hakkımı burada kullanabilir miyim? Buyurun. Sarımsakları doğruyor muyduk? Bütün mü atıyorduk? Doğruyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Hadi be Kemal be ya. Dur be hocam, parmak gidiyordu vallahi. Parmak gitmez be ya. Yapıştır gitsin. Geliyorum hocam, sol şeritteyim. Ah Pınar, ah! Ne oldu şefim? Nerede yanlış yaptım? Bilmem. Şefim, şu an hepiniz aynı yanlışı yaptınız. Şefim, nerede yanlış yaptım? Kemal, nerede yanlış yapmış olabiliriz diyorlar. Aa, soğanları yıkamadık. Başka neyi yıkamadınız? Marulları yıkamadık. Havucu yıkamadık. Neyleri? Havucu yıkamadık. Ama havucun kabuklarını soydum ben. Soydu. Havucu eline aldın. Çamurlu çamurlu soydun. Ondan sonra da kabuğunu attın. Elinle çamurlu çamurlu havuç doğradın. Olur mu canım? Havuçlarımız temiz gibi geldi de o yüzden yıkanmış gibiydi. Ha ben de yedim. Ben de yedim. Yok yok. Yıkıyorum hemen. Son 30 dakika. 30 dakika. Oğlum yıkasene. Hala yıkamıyorsun, hala atıyorsun ya. Hocam yıkayım mı yıkama? Nereye götürüyorsun onu? Kafamı kaldı. Bağırınca hocam bende konsantrasyon gidiyor be ya. Haydi Kemal'im.
Vallahi biz havuyu soyduk, yıkamayacaktık neredeyse ama şef de atmaca gibi vallahi her şeyi de görüyor. Yukarıdan bakınca her tarafa hakim yani adam. Ya adamı boşuna şef yaparlar mı be? Seni beni ne yapmıyorlar? Oğlum hadi hadi, alo. Tamam şefim. Tavuklar pişirdin orada ya, üstünü al dedim sadece. Yani ben pürmüzü gayet güzel kullandım ama Serdar Bey pürmüzü kullanmayıp tavuğu komple yaktı diye düşünüyorum. Ben pürmüzü ilk defa kullanıyorum ama gayet de iyi kullandım. Hatta şef yeter artık tavuk pişti dedi. Kerevizler nerede? Burada hocam. Hızlı bir şekilde, hızlı. Senin kerevizler nerede? İçinde. İçinde. At içerisinde kırmızı tozu, bütün baharatlarını. Tavuğu yerleştir. Hemen hızlı. Yerleştiriyorum, azıcık tuz. Bu yemekler yetişmeyecek, haberiniz olsun. Millet yemeği bitirdi. Bu burada mı atıyorduk? Altı açılmamış da. İçerisine malzeme koymadan tencerenin altını açma. Tamam şef. Hızlı. Haydi. Hızlanalım. Haydi Kemal. Geliyorum hocam. Serdar artık sebzeleri at. Tamam şefim. E tamam da bunları ben anlattıktan sonra size ne gerek var canım? 10 bin lirayı ben almayacağım. Haklısınız. Hemen evet. Yapıyorum. Hızlı tavukları sarmaya başlayın. Daha humus yapacaksınız. Ben o tavukları güzelce sarmıştım. Sardım şefim ama. Sardın mı? Evet. Yerleştir içerisine. Çok güzel. Hemen suyumu alıyorum. Bir hata var. Ben bir şeyi kavurmuştum. Neyi kavurdunuz şefim? Bilmem. Tereyağımı ilave edeceğim. Un ilavesi yapacağım. Pul biber, kırmızı toz biber. Sebzelerin güzel bir şekilde unla birlikte karamelize olduktan sonra sebzeleri eşit bir şekilde tencerenin ortasına dağıtacağım. Biberiye falan diyorsanız içine. Sebzelerle bir şeyi karıştırdım. Un mu? Önünde duruyor. Ulan Kemal harbiden... Tam Trakyalısın, helalim var ha. Hemen kurtarırım. Kemal hatamı bana söylemeseydi ben sanırım orada dalgınlığıma gelip unu içine koymayacaktım. Teşekkür ediyorum ona buradan. Acaba birbirlerine yardım edip birbirlerini mi kazandırmaya çalıştırıyorlar acaba? Biz burada yarışmacıyız diye birbirimizin gözünü çıkaracak halimiz yok. Kızcağız zorlandı, ben de yardımcı oldum ona. Ne varında yani? Güzelce unla birlikte sebzeleri karamelize ediyoruz. Tavuğu koyuyoruz içerisine, suyu dolduruyoruz. Hızlı! Hadi hayatım hadi. Yavaş yavaş değil, aheste aheste değil. Hızlı, tamam şef. Tamam bırak karıştırmayı, öbür tarafa. Nerede marulla tavuklar? Hemen sarıyorum şefim. Sessiz götürmeye çalışıyor işi ama ben zaten Serdar'dan ümidi kestim. Serdar böyle gider. Kanımca bu tarzda devam eder o. Yemekte yaparım, salçayla göbekte atarım. Ne yapıyorsun be? Ayran da yaparım, yayıkla. Gel gezdireyim agam seni kayıkla. Gezdir aga be ya. Yarım debriyaj yapıyorum bunu. Ne oluyor? Yarım ya, yarım tur döndürtüyorum. Ben üstüne karabiber koymadım, taktik mi uyguluyorsun? Evet hocam, taktik uyguluyorum, herkes duysun. Dün tuz yüzünden... Senin taktik uyumadı. Herkes senin yemeği bildi. Haberin olsun. Şimdi bilsinler şimdi bakalım. Şimdi karabiberden yürüyor şefim. Evet. Defne yaprağı nerede? Biberiye nerede? Biberiye. Onun ismi neymiş bunun ismi? Bu defne yaprağı o biberiye. Biliyor musun onları bu hocam? Trakya'da ne diyorlar buna? Biberiye. Her yerde biberiye o be. Öyle Mars'ta mi? Bile. Olur mu? Trakya'da rozmarin diyorlar ona. Biberiye derler. Ya yürü git Allah aşkına. Ben senin Trakyalı olduğuna biraz şüpheliyim. Kim? Ben mi be? Ben orijinalim ama herkes nüsa hocam. Ne? Ben orijinalim, onlar nüsa. Tabii canım orijinali varsa benim, varsa daha aksini iddia eden gelsin karşıma. Burayı temizlemeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum hocam hemen. Kemal güzel konuşuyor, hoş konuşuyor. Ama sanki biraz abartıyor bazen de. Yani kameralara oynuyor diye düşünüyorum. Tavuk nerede? Koyuyorum. İyi de bu kaynadıktan sonra koymaman lazımdı. Şimdi koyman daha lazım. Daha kaynamadı şefim o. Tamam, kaynamadan önce koyman lazım. Öyle yapacağım zaten. Şimdi koydum suyunu çünkü. Su şimdi kondu. Kırmızı toz biberi koymayı düşünmüyor musun bu baharatla? Düşünüyorum. Bunu kavururken koyman lazımdı.
Öyle mi diyorsunuz şefim? Bahar, bu ne? Güzel olacak o. Şey gitmesin, yanmasın. Tavukla işlesin. Nalan abla. Efendim. Senin karşında 3 yaşında çocuk falan yok. Estağfurullah. Ben, şefim bana, ne demek? Bana benim yaptığım yemeği tarif etme. Tarif etmiyorum. Bırak bana şimdi. Bırak. Gösterme orada. Ne olacak bu taneler? Eriteceğim onları ben şefim. İnşallah. Erimemiş bir biber gelirse ben tamam, sorarım o zaman. Tamam, okeydir. Nalan yemeğine biberi koymadı. Burada bir taktik olduğunu düşünüyorum. Ama şef bu taktiğini bozdu ve Nalan patladı. Ben taktik falan uygulamadım. Ben sıralamaya göre gittim. Biberler yanmasın diye sonradan koydum. Pınar havaya girmesin. Kendi kendine yorum yapmış ama o yemeğine baksın. Oğlum tavuklar nerede sen? Biraz geçen daha... hafta bizim yarışmacı vardı burada. Fikri, aynı onun gibisin. Sürekli karıştırıyor. Yemek yemek yok. Ha bırak kendi kavrulsun. Sarsın şu tavukları. Tamam. Kaç kere söyleyeceğim sana? Nerede bunun biberiyesi? Nerede bunun defne yaprağı? Şimdi onlar da geldi. Bunu doğrayacaktın onları. Neyse, nasıl biliyorsanız öyle yap. En iyi sen gidiyorsun Pınar'cığım. Teşekkür Kemal, ederim. Kemal helalim var senin de. Eyvallah hocam. Vallahi ben iyisin. Şimdi humusuma geçeceğim. Burası iki taraf, ikisi de yanlış yapıyor. Yok, gayet güzel oldu şefim. Mükemmel lezzetli. Emin olun. Biberiyeleri niye doğramadın? Biberiyeleri şeyini öldürmesin. Neyini öldürmesin? Bütün olsun ki vitamini gitmesin. Allah Allah. Doğranma vitamini gitmesin. Ya onu git Kemal'e anlat, bana anlatma. Kemal'inki zaten tavuklar uçmaya başladı. Sen... Uçuyor, kanat taktı. Uçutturabilene bak. Serdar Bey çok seslisiniz bugün. Yo yemeğimi neden? Çok güzel yapacağım yine. Bu sefer şeften de tam puan almak istiyorum. İnşallah Pınar'cığım. O tavuklar çiğ kalmaz. Dut yemiş bülbüle döndün gene kardeşim. Hadi bakalım sinsi oradan gidiyorsun sağ kolu vardı. Kesinlikle. Ara gazı ver. Ver ara gazını. Ver. Ver. Tutsuz olmasın bak ondan sonra herkes yemeğini biliyor. Ya ondan sonra da şimdi o yapacağız. Boğulacak millet. He? Yok bir şey. Kemal tereyağını ne yapmayı düşünüyorsun? Çok merak ediyorum. Kaynatıp suyunu içelim diye düşündüm ama son hattan aklım başıma geldi. Sakın! Hayır! Aa, şefim lütfen söylemeyin. Domuzun içinde tereyağın ne işi var be? at tamam at içine sıkıntı olmaz. Attık. Sonradan geldi. Ama nasıl olur lokum bak şimdi seyret nasıl olacak? Salladığımız lap dökülecek. Kemal tereyağını az daha humusa atıyordu. Buradan yemekten hiç anlamadığı belli zaten. Nalan ne yaptı? Çok mu iyi yaptı yani? Biz tereyağını yok humusa koyuyormuşuz. Belki fake attık ona. Belki efekt yapıyoruz. Her şeyi doğru düzgün yapıyor gibi gözükmek zorunda mıyız? Önemli olan atıcı değil netice. Humusa buz koymayı unutmayın. Hızlı. Tencerelerimizin altı çalıştı. Kapağını kapatmazsam bu yemek pişmez. Kapadım. Pişmez. Taşmasın şefim. Taşmaz. Koskoca porselen tencere niye taşsın canım? Alacağı kadar koymuşlar ona abla. Sağlıklı muhteşem bir tencerede yemek yapıyorsunuz. Evde genelde bizimkiler taşıyor da. Bak bunun burada deliği var gördün mü? Aa, bu delikten dolayı taşma maşma yapmaz. Porselen kullanmadığımız için evimizde. Yaktın. Nazardaydı şefim ya. Evet şefim ya. Kimin gözü değdi? Kimin gözü? Gözü bana dünden beri nazar diyor Kemal. Kim? Kemal. Kemal'in gözleri. Ben sana bakmadım bile vallahi hiç bana üstüme atma. Kenevir gözlü. Kim? Kenafir sen. Gözlü sensin mi? Yemin ediyorum kenevir gözlüsün. Tuz içine. At onu komple içine at. Şefim tuzsuz oluyor. Ne kadar da atsak dün de attım tuzsuz oluyor. Tencereyi ne yaptın ya? Ne yaptım şefim? Bak. Oldu gitti tencere. O tencereyi artık bana verirsiniz. Senin canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Haydi hızlanalım. Hızlanalım. Baban da maaşlıydı be çocuğum.
Kemal'cim, zeytinyağı ne kadar döküyorduk içine? O 3 yemek kaşığı. 3 yemek kaşığı. Şef, sen 5 koy. Sanki. Zeytinyağından anlarsın sen. Karabiber. Sen seversin şaşırtmacayı. 5 koy. Serdar bana yardım ederse ben de ona yardım ederim. Bana gelene ben de giderim. Bana bir adım gelsinler, ben de bir adım onlara gideyim. Ama hep bize sıfırı basıyorlar. Nasıl olacak? Demin bir yangından kurtulduk ya. Vallahi onu da ben uyardım, yoksa yanardım. Vallahi yakıyordu bizi. Kemal'in gözü. Her şeyi bana atın üstüme. Vallahi. Nazara... Kemal niye seninle uğraşıyorlar ya? Ya uğraşacak başka bir şeyleri yok. Önünde nazar değil uğraşsa... dedin nazar. Ablacığım yemeğinle uğraşsana sen be ya. Yap yemeğini sen. En güzeli Nana'nla Kemal'i kavga ettiriyoruz. Ben burada yemeğimi yapıyorum. Pınar bana 5 veriyor. Bugün o 5'i unutun Serdar Bey. Şimdi humusları süzgeçten geçiriyorsunuz. Bu süzgeçlerden humusları bir geçirin. Geçireceğim şefim. Burayı bir temizleyeyim hemen. Pınar. Efendim şefim. Hop yakala. Teşekkür ederim. Süzgeçten geçir, al. Geçireceğim de şurayı hemen bir... Tamam, hızlı bir şekilde, hızlı. Evet, son 15 dakika. Son 15 dakika. Nohutların kabukları falan ağzıma gelmesin, istemiyorum. Bu yemekler pişer mi Pınar? Pişer, pişer şefim. Benimki pişer, ilk ben attım çünkü. Hadi bakalım. Hadi Kemal'im be. Sallıyoruz hocam bu çöksün de yine. Neyi sallıyorsun? Onu öyle sallayacağına kaşıkla bak, onun gibi essene şöyle. Spatula ile ezar. Bak spatula ile. Kemal. Spatula'yı. Önünde. Neymiş onun ismi? Spatula, biliyor musun ne olduğunu hemen? Trakya'cı neci bu? Spatula. İspatula. Biz hocam biz şimdi Trakya'da limonun başına ilimon. İlimon. Limonun başına iyi koyarız ilimon. Ayrana hayran, Hasan'a asan. Aslan. Tarzımız var. Başka var mı Trakya'ca böyle? Çok var hocam. Sonra anlatayım sana. Şimdi anlat ya. Mesela. Öyle. Hem yap hem anlat. Öyle. Yavruya ne deniyor yavrulara? Encek. Ne? Encek. Encek derler. Kızan derler çocuklara. Kızan. Bak şimdi yaş grubuna göre sayayım onları sana. Sır. 10 ile 15 yaş arası, 8 ile 12 yaş arası kızan. 12 ile 15 yaş arası kopil. Kopil. Tabii. 15 ile 20 yaş arası panta. Yaramazsa panta. Panta? Panta yaramaz demek. Panta ne demek ya? Panta yaramaz. Panda der gibi. Panda değil be ya, panta. Biz de biliyoruz. TDK'yı bana böyle kendi abla. Biraz daha büyük bir kapta yapsaydın ya o işi. Evet zaten ufacık şeye koyacağız onu. Bir şey söyleyeceğim. O humusu bir Trakyalı'nın yaptığı gibi yapıp anlatır mısın? Ne malzeme koydun? Bir humus tarifi arkadaşlar, ver. Arkadaşlar bana bir humus. Kemal dur. Dur. Aa, benim vaktimden çalıyorsun hocam. Ya, vallahi vaktimden çalıyorum. Vallahi bak. Kemal bir dakika dur. Ver bakalım oradan kabbe hocam bana. Aa, Kemal şovunu yapsın, devam etsin. Bizi de eğlendiriyor. Oh ne güzel. Biz hem eğleniyoruz hem yemeğimizi yapıyoruz. Ben sana humusun tarifini yapayım. Abi bana anlatma. Seni dinleyen kopillere, kızancıklara... Kopiller, kızanlar, kızçeler, agalar, tizeler, nineler, apaplar, aretlikler. Beni dinleyin şimdi. Tetemoğulları. Teyzeoğlu demek tetemoğlu. Şimdi humus için bize ne lazım? Haşlanmış nohut. Evet. Bak hizmete bak. Hocam da bir tanesin ben. Şimdi ne lazımmış? Nohut lazım, yoğurt lazım. Sarımsak lazım, bir sarımsak. Yarım limon lazım. Zeytinyağı lazım. 5 tane de buz lazım. Evet. Ne diyorsunuz orada? Biz nasıl bir Türkçe yazmışız burada? Bunları çek demişiz. Rondo'da çekiyoruz bunları. Evet. Şimdi. Hepsini attık. Ondan sonra tuz, karabiber koyduk. Evet. Ondan sonra bastık düğmeye. Aydırdık düğmeye. Bastık. Vurur çalıştı o. O kadar. Onu işte ağzına tane gelmeyecek kadar humus yaptık. Onu evet. Da tevurdan süzdük. Şeye. Bir de Trakya'ca manca tarif istiyorum senden. Manca domates şeyi patlıcanı atarsın köze. Ya da ateşe, şeye, yağa kızartırsın. Alırsın üstüne, delersin ilk önce atarsın. Ondan sonra alırsın üstünden. Güzel böyle. Ondan sonra sarımsakları yaparsın ince ya da ezersin böyle ezik. Ağzı tane sarımsak gelmeyecek mancada. Sarımsak mancada gelmeyecek. Kabuk misali. Gelmeyecek, kabuk olmaz. Mide bulandırır. Hiç olmaz. Manca olmaz o zaman, o başka bir şey olur. Yok, anca olur. Anca manca olmuş yani. Sonra? Ondan sonra hocam onları doğrarsın böyle ezersin. Seri böyle. Seri. Ama böyle lif olmayacak. Ağza gelmeyecek, uzamayacak böyle sakız gibi ağzına. Ha, ezeceğiz komple. Tabii ezeceksin. Sonra? Ondan sonra sarımsakla karıştıracaksın. Böyle... Yoğurtlu şey yani. Evet. Manca. Patlıcan. Manca. 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 Üst.
üstüne kırmızı biber falan yok. O tabii tercih meselesi. Kimisinde sıkıntı oluyor, kırmızı biber yiyemiyor. Midesi yanıyor kiminin, yiyemiyor. Sende var mı öyle bir sıkıntı? Yok. Sen ne bulursan yiyorsun. Ben taştan yumuşak her şeyi yiyorum hocam ben. Babaannem böyle dökerdi tepsinin içine, alüminyum tepsinin içine bayat ekmekleri doğrardı. Baba bir tencere tarhana. 11 tane torunduk biz. Yürütmeden sayılmazsın tabii. Aynı avluda. He. Aynı odada yatırdık. 11 kişi. Ne olacak? Ana baba çalışıyor. Babaanneye bırakıyorlar. Babaannem bir de bir tarhana evi karıştırıyordu böyle yemeğe. Ben solak olduğum için hep sofradan aç kalkıyordum. Saçlar, yüz, göz. Hepsi sağ elini kullanıyor. Nereye geçsem ağzımı bulduğuna kadar tepsi bitiyordu. Çok kalabalık büyüdük biz. Açlığın ne demek olduğunu bilirim yani. Ben senin sosyal medya babanla olan hayatını hep merak hocam, ediyorum. Hocam biz babamla filmdik be. Babam çok gırgır. Dövüyor muydu seni? Ben kendim kaşınıyordum. Adam 3 tane ana dil gibi yabancı dil konuşabiliyor. Bir tanesinde çat pat konuşabiliyordu. Hangi diller onlar? Fransızca, İtalyanca, Almanca, Bulgarca. Trakyacı da var canım. Trakyacı zaten var. He. Olmuş o zaten. Niye dövüyordu? Ya ben yaramazlık yapıyordum. Yapma, dökeceğim seni diyordu. Ben de yapıyordum. Yapma. Ya yani döveceğim seni diyordu. Kaşınma diyordu. Ben de kaşınıyordum. Ya ne yapma da sen... Benim bir tarzım var. Emir kipiyle söylenen her şeyin tersini yaparım. Allah. Bana bu uyarı geldi. Yok be, ben kimim seni uyaracağım hocam. Sana boynumuz kıl denince ne yapıyorsun? Kemal abi işini yap işini. Hoca aldı 10 dakika. İzle sen var. Bana bakma sen mabet. Kemal abi bende de var. Emir verdiler mi tersini yaparım. Yardım et. Ya sen benim bir yaptığımı yapma be abla. Hadi. Sen benim bir yaptığımı yapma. Her şeyi benim yaptığım gibi öbürsün. Bak. Çok güzel yapıyorsun ya, bayıldım. Birazdan bayılacaksın zaten yerken. Göreceğiz. Bak buraya bak. Kokoreç arabası gibi duman çıkıyor bu. Harry Potter'ın büyük kazanı değil bu. Kokoreç arabası gibi diyorsun. Uçacak şimdi tavuklar. Harry Potter'ın büyük kazanı değil bu. Bak bak içine bir kere bak. İstersen gel bak gel. Nasıl yapılır bu? Aa gitti o bebek. Kapağını açtım bitti. Ya biz bitti o demeden bitmez. Şimdi ben Trakya çocuğuyum. Trakyalılar eğlenmeyi çok severler. Olduğu ortamdan neşeli olmasını isterler. Yani böyle ölü evi gibi olmaz burası. Bizim en büyük üzüntümüz bir 9-8'e bakar. Wow, muhteşem koku geliyor. Şefim. Mükemmel buyurun. Şefim, mükemmel. Vallahi iş çamura yatmayı Musa'ya en mükemmelini ben yaptım yani. Bakayım. Sana göre hadi. Mükemmel. Sana göre son mükemmel. Son iki. Buyur hocam bakabilirsin. Artık tabaklamayı yapsak mı iki? Wow. Muhteşem bir şey, defne kokusu geliyor. Sizin? Güzel. Süper. Humuslar tamam mı? Tamamdır tamam, şefim. Tabaklamaya geçebilirsiniz. Mutlaka sosundan istiyorum. Böyle ilik suyu gibi, kemik suyu gibi o tavuğu hissetmemiz lazım. Suyundan, etinden, sebzesinden, kapamanın marulları gitti. Dağıttık. Oldu mu hiç öyle? Oldu şefim mu? Şefim dağılmadı. Ya dağılmadı. Şunu söylüyorum öyle değil. Bunu söylüyorum öyle olmadı. Evde böyle yemek mi yapıyorsunuz? Üşümesin, örtüyorum üstüne. Altına da yorgan mı yaptın? Ne yaptın? Kemal. Aynen. Yorgan yastık. Şefim bunu altlı üstlü sarmadık mı zaten? Son 20 saniye. Ablacığım ne yaptın onu be? 112 acil mi olarak mı kaldırdın onu? Ne yaptın? He? Tabakların kenarlarını sileyim. Sanki seninki çok akmıştım güzel. Akmıştım kenarları. Kemal. Akmaz hocam, alacağım. Nasıl akmaz? Bu ne be? Akmış işte. Alacağım mı hocam? Bir dakika hızlı, dur. Hızlı. Salon. Deve katır değil ya. Alacaksın evet. Onu hocam ben. Hızlı. Bak şimdi hocam nasıl yapacağım onu? Burgazın camları. Hemen 5, tabağımı siliyorum. 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri, dokunma. Kenara geçelim. Şimdi tadım zamanı. Şimdi çıkacak bakalım ortaya. Bakalım. Bak lokum. Nasıl güzel. Lokum. Humuslar biraz sulu oldu tabii. Niye öyle oldu? 6-7 tane. Pınar'ınki hariç. Diğer 3 tanesi sulu. Tadımda bakalım sulu mu, kremamsı mı? Hadi geçelim tadıma. Sunumum gayet güzeldi. Çok da güzel sunum yaptım. Günün sonunda en güzel puanları da ben alacağım. Gelin gibi giydirdim tavuğu. Bugün bence en güzel ben yaptım. Ama arkadaşlar inşallah hak yemezler diye düşünüyorum. Benim yemeğim. Tadım hazırsa başlayalım. İlk senle başlıyorum Kemal. Ya hocam şimdi ben bunu taktım aynı jockey gibi oluyorum. Jockey, Trakya'ca. Trakya'ca jockey. Bu ne be? Cihil gibi bir şey geldi ağzıma. Kimin olabilir? Benim ki acaba? Çok yanık tadı aldım. Acaba benim olabilir mi? %90 Naren ablanın tabağı. Bu biraz çiğ kalmış. Puanın gelsin. 0. 0. 0. Bir kendime de 0 verecek değilim herhalde. 5 vereyim. Dedim ki bombalar patlayacak. Pişmemiş bir tavuk. Maalesef
Yemem. Şefim yapmayın. Yemek yanmamış, kavrulmuş. Yanmış havuçlar. Yanık yemeğe maalesef puanım. Ver bir beş hadi bu hocam be. Benim yemeğim. Tadım hazırsa başlayalım. Günün yemeği bol sebzeli muhteşem bir tavuk kapamaydı. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırsak tadım başlasın. İlk seninle başlıyorum Kemal. Gerek. Gel. Adliye sarayına girer gibi geliyorsun. Otur. Gelişimiz öyle, ne yapalım? Öyle mi? Rahat bir adamız biz biraz. Takalım kaynakçı gözü. Güzel. Ya hocam bunu, şimdi ben bunu taktım aynı jockey gibi oluyorum. Ne oluyor? Neyse jockey jockey. Ha dün tornacıydın şey kaynakçıydın. Şimdi ben kızarken çok jockey olma şeyim vardı merakım. Öyle mi? Hatta bütün kumbaramı patlatıp duvara alıp içimdeki parayı kaçtım üç arkadaşımla evet, Çanakkale. Ne yap? Daha doğrusu Adana'ya gidecektik de para Çanakkale'de bitti. İpodromda şey olacaktım. Jockey. Jockey. Tabii. Jockey değil, jockey. Jockey. Oğlum jockey değil mi onun? Jockey. J. Hayır be. Jockey, Trakya'ca. Trakya'ca jockey. Jockeyler gözlük mü takıyorlar? Takıyor be böyle gözlük, aprantiler, jockeyler. Neyciler? Apranti, apranti. O ne be? 50 yarış kazanamamış jockey. Tak gözlüğü tak. Deli ediyorsun beni ya. Bu sefer gözlerimi gene kapayacağım ama... Sana var ya harbiden gözlük yakışıyor ama. Bana ne yakışmaz, baksana hocam eşkali. Her şey yakışıyor. Yakışır tabii. Hazır mısın? Hazırım dünden. Ver coşkuyu gelsin. Aç bakalım. Elimizi indirelim aşağıya. İndirdik. Hazırsan. Hazırım. Geliyor yemekler. Aç ağzını. Ver coşkuyu. Kapat şimdi. Bunun tuzu çok bu hocam. Bu ne böyle? Ezgir. Kaya tuzu mu kullandınız bunda? Kesin bunu Serdar yapmıştır. Şimdi. Yok, yok öyle arkadaşlar. Geçen sefer siz bana bol susamlı İstanbul simidi baştınız sıfırı. Şimdi sıra bende. Direksiyonda ben varım. Kimse kusura bakmayacak yani. Evet. Açalım. Tuzsuz bu hocam. Tuzsuz. Bu benimki değil, yanık tadı var bunda. Bunda yanık tadı var hocam. Hmm. Kimin olabilir? Bu Serdar tutuşturmuştu bizim. Onun olabilir. Puanın gelsin. Tabii ki sıfır. Kaç? Sıfır. Güzel hocam bu. Tuzu da yerinde hocam. Tadı da yerinde. Şeyler de lokum gibi pişmiş. Soğan da geldi ağzıma soğan ama lokum. Ezildi dağıldı gitti ağzımda. Hiç zorlanmadım yutarken. Kimin olabilir bu? Bu benim olur hocam bu. Puanın gelsin. Kendime de sıfır verecek değilim herhalde. Beş vereyim kendime. Kim bilir kime gitti ama hadi bakalım. Açınca göreceğiz. Ama bu benim yaptığım yemeğe benziyor. Evet hocam. Benzettim yani. Açalım. Bir dakika hocam. Biraz çiğ kalmış. O biraz çiğ kalmış. Bu olsa olsa... Olsa olsa nazarcı Naren ablanın olur bu. Kimin? Nazarcı Nalan. Çünkü 12'si pek pişmedi. Ben gördüm orada. Pişmiş yaşta soğuk su kattı. Olmadı yani. Nalan Hanım'ındır. Gelsin puanlar. Tabii ki sıfır. Sıfır.
ne olacak ya? Bize bastılar sıfır gerçi. Kanat sıfır mı verdi? Sıfır verdi hatta. Bir Naren abla biri verdi. Onu bir dahaki şeyde yarın şey yaparız onu. Telafi ederiz. Ederiz onu telafi ama şimdi değil. Ver bakalım suyundan. Suyundan. Tabii ne? Aç bakalım be. Yanık bir şey geldi ağzıma. Öf, bu ne be? Yanık ey. Hayır yanık değil. Üstündeki hani tütsüler vardı ya, olabilir mi? Tütsü değil bu hocam. Bildiğin kavruk zivir gibi bir şey geldi ağzıma. Zivit gibi. Asfalt zifti gibi. Açalım. Vallahi lastik. Kimin olabilir bu? Vallahi bu. Aklıma giriyor ama demek istemiyorum. Söyle ya, niye söylemiyorsun? Yutamadım ki. Yapıştırayım mı? Damağıma yapıştır. Ver şunu oynat suyu. Gitmiyor, yapıştı boğazıma. Kimin yemeği olabilir bu? Pınar Hanım'ındır bu. Kesin. 1 milyon. Kesin yani. Evet. Pınar Hanım'a gelsin puanım. 0. 0. Tabii. Onlar bana 0 verirken iyi ya. Nasıl yapmış Pınar Hanım yemeği? Hiç tuzu yok zaten. Pişmemişti hocam. Hayır, az önce bir şeye benzettin de. Zehir, asfalt zifti gibi şey. Ağzıma bir şey geldi böyle, zehir gibi acı. Gözlüğümü çıkar gözlüğü. Şimdi yerine geç. Ya hiçbir şey görmüyorum ki ben be ya. Ne görebiliyor musun? 3 tane var ya yana, ama hangisi istersen tutturamıyorum. Vallahi göremiyorum ya. Gel abi gel. Gel. Ortaya doğru. Gel gel. Düz gel. Düz bu tarafa. Gel. Vallahi dalgalı görüyorum. Ade, kendimize gene sıfır vermişiz ya. Teşekkür ederim. Yok hayır be. Tebrik ediyorum abi. Şey çok soracağım. Güzel. Son tamam, tatlı yemek ki kendi yemeğindi ya. Ya olur işte biz. Hani yavuyuz böyle spor. Yani lokum ama anlayamadım işte. Nasıl yani lokum? Lastik lokum. Hocam bize zihirli tarafından abi verdi herhalde. Kezzap. Tarafını vermedik ki ben. Kezzap herhalde. Yanık geldi be, yanık nereden geldi? Yanık yoktu bende. Tabakları mı karıştırdın hocam? Ne yaptın? Bize kumpas mı kurdunuz? Ne yaptın? Kemal abi anlat. Hep kendi yemeğine lastik diyorsun. Dün de aynısını söyledim, bugün de aynısını. Kemal bana böyle yüksek puanlar vermeye devam ederse birinciliğim garanti. Onlar bırak geride kaldığımı düşünsünler. Rahat hareket etsinler. Salsınlar biraz böyle. Bayağı bir eğlenceli geçiyor bu hafta. Kemal sen hep gel ya. Vallahi. Geleyim mi? Hep gel. Nasıl yapalım onu? Karnım ağrılar geç. Senin sende 3 kilo verdim burada. Hocam ben seni yaparım 40 kilo. Sen bana takıl ya, hayatını yaşa. Pınar hazırsan sen al lütfen. Takalım gözlüğü. Takalım. Kemal abi çok güldürdü galiba bizi. Evet, gözümden yaş geldi şefim. Ağlamayın da gülün, daha ne istersiniz? Hazırsan başlıyoruz. Hazırız şefim. Peki. Suyundan ister misiniz? Olabilir, fark etmez şefim. Açalım. Çok yanık tadı aldım. Acayip derecede. Açalım. Evet, buyurun. Şefim, yanık tadı çok aldım suyundan.
Tavuğu da pişmemiş. Tuzu kıvamındaydı ama suyunda tuz yok. Acaba benim olabilir mi? Vallahi Nalan Hanım'ın da olabilir, benim de olabilir diye düşünüyorum şu an. Ama benim değil galiba bu yemek ya. Benim değil. Kimin olabilir? Nalan Hanım'ı sanırım. Gelsin puanlar. Sıfır. Sıfır. Açalım. Evet, bugün çok güzel bir tavuk kapama yaptık ve yanında da bir de humus yaptık. Nasıl buldun tavuk kapama ve humus? Şefim, suyu lezzetli ama tavuk pişmemişti. Humusu da çok sıvıydı. Yani bu olsa olsa Serdar Bey'in olur diye düşünüyorum. Ama yani tavuk çiğ ya. Humusu da çok sıvı. Bilemiyorum. Puanın gelsin. Sıfır şefim. Nasıl bulduk tavuk kapamayı? Şefim, lezzetli, biraz yanık tadı var. Ama humusu güzel, hoşuma gitti. Tavuğu da ne pişmiş ne pişmemişti. Ama dediğim gibi suyunda biraz yanık tadı var ya. Kimin olabilir? Ama bu benim yemeğim sanırım. Benim yemeğim. Gelsin puan. Anladım sanırım. 5. 5. Açalım. Tavuğu çiğ ama bunun da humusu güzel. Sebzeleri de orta derecede pişmiş. Tuzu da yerindeydi ama hala ağzımda tavuk tadı var, çiğ tavuğu. Kimin olabilir? Vallahi bu Kemal Bey'in sanırım. O şekilde tahmin ediyorum. Puan gelsin. Sıfır. Umarım yanılmamışımdır. Açalım gözümüzü. Bakalım kime kaç puan verdin? Buyurun. Yine mi? Puanımı geri verdin. Yine mi? Çok sağ ol. Dün sana vermişti Nalan. Evet. Dün sen Nalan'a verdin. Attın beni denizlere, biz gene sıfır. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Son yediğim yemek benim miydi? Evet. Humusundan işte kararsız kaldım. Çünkü benimki biraz daha koyuydu humusum. Nalan ve benim ev hanımı olduğumuz için sanırım el lezzetlerimiz çok benziyor ve ben o yüzden çok karıştırıyorum. Pınar'la el lezzetim asla birbirine benzemiyor. Ben daha güzel yemek yapıyorum, daha lezzetli yapıyorum. Daha tecrübeliyim bu konularda. Evet, sessiz sessiz gülen sessiz Serdar geliyor şimdi tadıma.
Tabağımı bulmaya geliyorum. Yürü bakalım. Hadi yere bakalım. Bakan yürek yakan. Sessiz sessiz. Abi Serdar. Biz sana Serdar dedik. Sen uyur yılan çıktın. Hepimizi tepeledim burada. Sana şimdi bir güzellik yapacağım inşallah. İnşallah hadi bakalım. Seni bir toplayayım. Bayanların arasında kalma. İnşallah hadi bakalım. Nasıl hissediyorsun Serdar kendini? Kendimi iyi hissediyorum. El lezzetimi biliyorum şefim. İnşallah yine yanılmam. Ama Kemal'i de yalnız bırakmayacağım. Biraz ona destek çıkacağım. Peki. Sebzesi güzel pişmiş. Tuzu da normalde ne az ne fazla. Tavuk da orta derece. Ne çok pişmiş ne az pişmiş diyebilirim. Sanki humustan biraz şey yaptım. Humus Nalan ablanın humusuna benzettim. Çünkü yanımdaydı, gördüm kıvamını. Bence bu %90 Nalan ablanın tabağı. Gelsin puanlar. Nalan ablacığım üzgünüm. 0. 0. Şefim, sebzeden şöyle çok hafif bir yanık tadı aldım. Benim de biraz hafif bir dibi karamelize olmuştu. Tavuğa gelince tavuk çok güzel pişmiş. Sanıyorum bu benim tabağım. Beğendim ben bu tabağı. Puanın gelsin. 5. 5. Nasıl bulduk tavuk kapamayı? Sebzesi iyi pişmiş. Hafif bir yanık var. Tavuk orta derece yine. Pişmemiş diyemeyeceğim bunun için. Ama biraz bunların tabağı da olabilir diyorum. Benim tabağım da olabilir. Humusu nasıl buldun? Humusu biraz kıvamlıydı. Kıvamlıydı. Vallahi onun masasına böyle bir göz attığımda sanki biraz kıvamlı duruyordu onun humusu da. Gelsin puan. Üzgünüm. 0. Açalım. Şefim, hiç tuzu yoktu. Sebzesi çok da iyi pişmemişti. Tavuk da aynı şekilde kayış gibi olmuş. Ben bu Kemal'in tabağı olarak düşünüyorum. İlk aklıma gelen onunki oldu. Onun da çok iyi pişmemişti tavuğu. Ben ona bugün bir güzellik yapıp bir puan vermek istiyorum. Bir puan? Evet. Peki. Peki, çıkartalım gözlüğümüzü.
Kızan sevindir. Hoca adalet. Bak bakalım. Gel bakalım. Gör bakalım, çarşıyı pazarı burada. Tahmin et. Teşekkür ederim. Yaktın bizi Serdar. Ben seni neyse düşünmüştüm ama. Çok düşündüm. Bey, teşekkür ederim en azından. Dün size 5 vermiştim hocam. Ya bugün telafisini aldım. Biz niye yaptığımız ya şeyin telafisini alamıyoruz arkadaşlar? Gerçekten bugün Kemal'e puan vermek istedim. Ama tabağını tutturamadığım için kendime bir puan vermiş oldum. Neyse, puanım boşa gitmedi. Serdar ne veriyorsa onu bekleyecek. Sıfır verirse sıfır bekleyecek abi. Hazırsak başlayalım. Hazırız hocam. Buyurun Nalan Hanım. Sıfır cevapize geldi. Sıfırcı hafize taktı gözlükleri. Herkese sıfır şimdi. Sağından geçene de sıfır, solundan geçene de sıfır. Sıfırcı hafize mı dedin? Sıfırcı hafize. Hafize. Hafize ana var diye bir hafize ana. Ababam ben sonunda... hiç sıfır vermedim lütfen. Göreceğiz şimdi bak. Ya sen dün ne diyordu sana? Dün başka bir şey söylüyordun. Nazarcı. Nazarcı tabii. Kendinin nazarları değiyor. Kendisini görmüyor. Ablacığım, tencere dibin kara, seninki benden kara. Bizim önlüğü deldi nazarla be. Baktı oradan önlük delindi. Sen o sakarlığından olabilir mi? Ben kendi kendime önlüğü nasıl deleceğim? Ben buraya yiysem zaten secdeye durmuş gibi olayım be ablacığım. Ben mi deldim geldim? Başlayalım tadıma. Başlayalım şefim, hazırım. Açalım. Güzel pişmiş. Yanık kokusu da almadım ben bundan. Biraz etinde şeylik var böyle hafif. Kemal arkadaşımın dediği gibi lastikimsilik var. Kimin olabilir? Benim mi ki acaba? Sevinmeyin. Bu Kemal Bey'in sanki tabağı gibi geldi bana. Sıfır. 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 Kemal'in yemeğini olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle gibi geldi bana. Çünkü kendisi de dedi ya, zift gibi. Böyle tavukta bir şeylik var, lastiklik. O lastik ustası ya. Demek ki tadım esnasında böyle tüyolar vermemek lazım. Aynen öyle. Rakiplerinize değil mi? Aynen öyle. Açalım. Bu benim yemeğim olabilir. Güzel. Evet. Humus kıvamlı. İyi geldi. Biraz tabii yanık şeyi var. Tavuk da fena, orta pişmiş. Sebzeler güzel pişmiş. Ama hafif bir yanık tadı geliyor tabii ki. Benim olacağını düşünüyorum bu yemeğin. Puanınız gelsin. Buna puanım 5. Wow, 5. Evet. Pişmiş, fena değil. Humus biraz sıvı geldi bana, bunun humusu. Kıvamlı değildi. Bunda da yanık tadı aldım.
Ama bu yemeğin benim yemeğim olduğunu zannetmiyorum. Puanınız gelsin. 0. 0. Evet, yes. Son tadım. Evet. Bunun humusu da kıvamlı. Eti de orta pişmiş. Bunda da yanık tadı geldi. Bunda da yanık tadı aldım. Hepsinde genelde yanık tadı vardı. Kıvamlı, humusu iyi. Zaten havuçlar da pişmiş. Havucun zaten ne canı var. Anında pişiyor. Gelsin puan. Buna puanım 0. Çıkartalım gözlüğü. Buyurun. Gel gel. Gel gör şaheserini gör. Gel açayım size. Gel gör şaheserini gör. Yine klasik bir son şefim. 005. Benim baba, kod adım. Baba kendi humusuna sığı dedin ya. Kendi humusuna. Benimkini bildin ama helal olsun, tebrik ederim. Bir tek Kemal'i. Benimkini bildin yani. Bir tek Kemal'i bildin. Nasıl yap? Serdar. Valla hepiniz Serdar'a çalışıyorsunuz. Valla bugün tamamen. Demek ki elim lezzetli. Şansona gidiyor dün ve bugün. Çok yanık kokusu aldım bir de aksine. Yanığı bir keresinde ben şimdi anlatacağım size. Bir tavukların derilerinin üzerine tütsüledik, ona çok takıldınız. Aslında yemekler, evet, yanık yemekler var içinde. İki tane. Ama tavuğun derisinin üzerindeki tütsünün hepsinin yandığını düşündünüz. Evet. Orada çok yanıldınız. Serdar'a ben 5 verdim ama şoklara girdim. Çünkü hepimizin yemeği yanık olduğu için karıştı. Dün bana şans eseri lider olduğumu söyleyen Nalan bugün gitti bana 5 puanı verdi. Demek ki elim lezzetli. Şimdi dedim ki bombalar patlayacak. Patlatmaya hazır mısınız? Kemal senle başlamak istiyorum. Başta hocam zaten vuran vurdu zaten, bir de sen vur iki tokat da öyle olsun bakalım. Hadi bir sıfırla sen ver de yerin dibine girelim iyice burada yani. Tavuğun normalde tavuk but, kalçalı but. Bu tavuğun burası yenmez. Burayı almamız lazımdı. Doğru mu? Evet. Ben aldım. Tavuk pişmiş. Onda sıkıntı yok. Vallahi billahi sıkıntı yok. Hiç problem yok. Düğün pişmiş diye ama anlatamıyorum ki. Bak bunda problem yok. Ama bir 5 dakika daha pişmesi lazım mı? Evet. Bir 5 dakika daha pişmesi lazımdı. O zaten mükemmel hocam suyu. Müthiş. Yemin ederim suyu çok güzel. Duyun arkadaşlar, bakmayın bana. Sen kötü yorum yaptın kendine. Susuz kalmış gibi baktınız. Ya sen benim yaptığım yorum bak. Buna kadar limon. He? Ne limon ya? Bir limonu sıktık işte, yarım limonu hocam. Tavuk pişmiş. Yani tam full pişmemiş. Ama pişmiş. Gider yani. Gideri var. Humus olmamış. Onu da hayatımda ilk defa yaptım zaten. Tamam. Humus olmamış. Ama bizim burada ana ögemiz tavuk. Tavuk. Ve sebze. Sana puan. Ver bir 5 hadi bu hocam be. Hayır. 3 mü? Sana puanım 3. Olsun 3. 0'dan iyidir yani. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Anlıyorsun yemekten. Lezzetten anlıyorsun hocam.
Ya onların bana sıfır vermesinin bir önemi yok. Şef bana 3 vermiş. Onlar bana sıfır değil. Çip sıfır verse ne olur? Senin gibi bir üstattan 3 puan almak her baba yiğiden harcı değil. Teşekkür ederim. En azından bir 3 puanımız oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çap. Yemek yanmamış. Kavrulmuş. Bir kavrulmuş tadı. Ben yanıksız severim ama. Ama. Ortası kanlı. Yapmayın şefim ya. Kan. Gördük mü burayı? Kanlı bir tavuk, pişmemiş bir tavuk, maalesef yemem. Şefim yapmayın, azıcık pişmiş tarafından bakın. Ama bir dünya beş aldınız, yapmayın dersin. Biz hep sıfır alırız diye üç verdi gene bizim. Ben her zaman izleyicilerimiz de bilir, adaletliyim ama gerçekten bakın, şöyle kaldırayım hala buttan kan akıyor görmüş olduğunuz gibi. Ben ne yaptım? Hep tavuğun üst kısmından verdim size ki tadın diye. Gördünüz değil mi kanları? Gördük şefim. Gördük şefim. Aslında ilk ben koymuştum ocağa ama. İşte. Ara sıra 5-6 tencereyi karıştırın. Kanı gördün mü? O kan adamı zehirler. Ki ben bu kalçalı tarafından verdim, pişmiş tarafından. Sana puanım. Sıfır. Şeften sıfır almayı hiç beklemiyordum. Ama şef de haklıydı çünkü tavuğum pişmemişti. Gelelim buraya. Burada da yine aynı hata var. Yok, burası pişmiş. Yani Kemal 2 ile hemen hemen aynı. Evet, iyi. Evet. Olmasa da gene iyi. Yok, az öncekinden iyi. Bir tadına bakalım. O ne? Yanık. Yanmış havuçlar. Havuç evet, dibi biraz daha tuttu şefim. He? Dibi tuttu, hepsini de aynı şekilde oldu. Hepsi aynı şekilde. Yanmış bir havuç. Maalesef tencereyi karıştırmadığınız için. Bu yanmamış, mühürlenmiş. Başka bir şey yok. Ama şefim ya. Tavuğundan yemek lazım. Musum da güzel oldu şefim. Tavuğu pişmiş. Evet. Yani Kemal'inkine yakın. Ama aşırı derece yanık tadı var. Bu rahatsız edici bir şey. Yanık yemeğe maalesef puanım 0. Ama tavuğum güzel pişmişti şef. Sen restoranda tavuk pişti, yemek yiyorsun. 200 TL'de hesap geldi. Sosu da yanmış. Ve yemeği yemedin, benim gibi gönderdim. Para ödemek ister misin? Barbekü sos diye sayarım. Barbekü sos. Barbekü sos yanmış bir sos değildir bu arada. Yani öyle bir yanık kokusu oluyor ya. Tütsü. Tütsü kokusu işte. Bu tütsü değil efendim. Yanmış. İstersen tattırabilirim. Yo yo, tattım ben de. İşte ben Serdar arkadaşınızın çok yanık gelince ben zannettim onu. Geçelim. Ben her şeyi yerim. Uyanıklık maalesef yenmiyor be. Serdar'cığım. Sence bu tavuk pişmiş mi canım? Kanları görüyorsun. Evet.
Pişmiş mi? Keseyim mi? Pişmemiş şefim. Göstereyim mi daha? Bak bak. Damarlara bak. Pişmemiş şefim, tamam. Yani. Pişse zaten kesilir. Koy güneşe, yarım saat sonra öter o. Yine burada da aynı şeyler. Görmüş olduğunuz gibi. Karıştırmadığım için. Yanmış. Pişsin hatta diye. Hatta bakın hala burada devam ediyor. Karıştırsaydım bu olmayacak. İşte karıştırsan zaten sıkıntı yok. Şefim ben tavuk pişmez diye hiç kapağın ağzını açmak istemedim. Suyu güzel ya. Suyu güzel. Humusun da güzel olduğunu düşünüyorum ama. O yanık tadı sonra da vuruyor dipten. Humusun nasıl olmuş şefim? Humus muhteşem. Çok güzel. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Konumuz humus değil. Fark etme. Kimsenin humusuna da puan vermedim bu arada. Evet şefim, onu fark ettim evet. Ben. Neden? Humuslar muhteşem. Humuslara puan verirsem 5, 4, 4, 4. Ama konumuz humus değil. Gıdaklayan bir tavuk. Tavuklar gıdakladı, yandı, mühürlendi, hala çiğ kaldı. O yüzden Serdar sana puanım. 0. Şefim gidiş yolunda. Tabelada kendimi ilk defa puanlı görüyorum. Demek ki yapıyorum bu sporu. Bugün puan alamamın sebebi tavuğu istediğim gibi pişiremedim. Biraz çiğ kaldı. Ama yarına bomba gibi gelip en güzel yemeği çıkartıp şefimden de en yüksek puanı ben almak istiyorum. Evet. İki günün sonunda almış olduğunuz puanlar geliyor arkadaşlar. Kemalciğim. Toplamda almış olduğum puan 8. Pınar. Pınar, toplamda almış olduğum puan 14. Nalan. Efendim? İki günün sonunda almış olduğun toplam puan 15. Ve Serdar, ikinci günün de lideri Serdar, toplamda almış olduğun puan 26. Serdar'ın hiç liderliğini koruyabileceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki maçlara bakalım. Efendim sizler de burada benim yemeğimde yarışıp 10 bin liranın sahibi olmak isterseniz aşağıda geçen adresten bizlere başvuru yapabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yeni Nesil Yayıncılık 360'ta kalın. Allah'a ısmarladık.